Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Android'de SQLite konusunu anlatırken kullanacağımız uygulamanın arayüzünü tasarlamaya başlayacağız. Bu adımı geçmek isteyen arkadaşlar olabilir ama diğer arkadaşlar için ben elimden geldiğince adım adım neyi nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Tabii ki de yapacağımız layout son hali olmayacak. İlerleyen zamanlarda bunu geliştirebiliriz ama şöyle kaba taslak neyin nerede olduğunu göstermek için böyle bir arayüzü tasarlayalım da veri tabanı konusuna geçmeden önce. Ve veri tabanını kullandığımızda fikir olması adına şöyle bir uygulama buldum. Biz de bunu yapacağız. Not defterim uygulaması. Bu uygulamada bazı kategorilerimiz olacak. Böyle gördüğünüz gibi. Bu kategorilere biz notlar ekleyebileceğiz. Mesela ben deneme kategorisine yeni diye bir şey ekliyorum. Ve de buradan geriye bastığımda ne olacak? Bu buraya eklenmiş olacak. Daha sonra kategori eklemek için kategorilerle ilgili bir aktivitemiz mevcut. Buraya mesela bunu buraya seçip silebilirim. Veya işte yeni bir kategoriyi buradan ekleyebilirim. Bunun gibi bundan daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Ama öncelikle ne yapalım? Kabataslak bir arayüzümüzü tasarlayalım. Bunun için Android'e gittik. Yeni bir proje başlattık. Şöyle alayım şuraya. Projemin adı not defterim olsun. İleri diyorum. Minimum SDK olarak API 17'yi seçiyoruz. Help me choose dediğimizde dünya üzerindeki cihazların %87'sinin bu uygulamayı desteklediğini söylüyor. Ama daha güncel bilgiler için buradaki linki tıklayabilirsiniz. Zaten bu oranda bizim için yeterli şu an için. Daha sonra ileri dedim. Burada genelde biz hep empty activity seçiyorduk. Yine seçebiliriz ama hani ben uygulamamda bir floating action button kullanacağım, snack bar kullanacağım. Bununla ilgili kütüphane gelsin. Bunları içeren coordinator layout default olarak gelsin. İşlerimiz kolaylaşsın diye ben basic activity'yi seçiyorum. Sonuçta tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Hızlı bir şekilde arayüzümüzü tasarlayalım. Çünkü bizim amacımız ne? Veri tabanını öğrenmek. Daha sonra main activity olarak başlatılacakmış. Finish deyip projemin oluşturulmasını sağlıyorum. Uygulamam açıldı. Şöyle bir main activity'ye bakarsak ya da şöyle yapalım. Öncelikle bir emülatörde başlatalım. Ama gördüğünüz gibi kodların içinde işte toolbar'ı set support action bar diyerek action bar olarak kullanacağını söylemiş. Bir floating action button ve buna tıklanıldığında bir snack bar'ın çıkacağını söylemiş. Bir menü oluşturulmuş ve bu menünün öğeleri tıklanıldığında çalışacak metot yazılmış. Ve layout kısımlarına bakarsak Activity Main ve Content Main diye iki tane kısım var. Şimdi burada ben bu aktivite ile ilgili olan içerikleri Content Main'in içine yazacağım. Şu an için bir Text View var. Bunu buradan siliyorum. Ve bunun için bir Constraint Layout kullanılmış. Sorun değil. Bunu da kullanabiliriz. Activity Main'e baktığınızda ise uygulamadaki işte toolbar'ın, floating action button'ın ya da bu aktivitedeki floating action button ve toolbar'ın burada yazıldığını görüyoruz. Daha sonra up bar layout ile floating action button arasında da bu content main include edilerek ne olmuş? İki tane dosyadan aslında tek bir layout oluşturulmuş. Material Design'dan bildiğiniz gibi buradaki İşte floating action button ve snack bar'ın birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması için biz ne yapıyorduk? Frame layout'un özel bir versiyonu olan coordinator layout'la bu layout'u sarmalıyorduk. Upbar layout'ta işte yine toolbar'ın bazı davranışlarını gerçekleştirmek için, gelişmiş davranışlarını yapmak için kullanıyorduk. Şu an için yeterli. Yani biz bunlara çok bulaşmayacağız aslında. Ve şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi böyle bir uygulama menüsü hazır. Buna bastığımda snack bar'ım burada çıkıyor vesaire. Şimdi vakit kaybetmeden uygulamamızı yapmaya başlayalım. Öncelikli olarak uygulama notların kategorileri ve notların kendisini içeren bir tane string array tanımlayalım. Buradaki string klasörünü açtık. Uygulama adımız burada. Settings demiş. Mesela biz buna ne yapalım? Ayarlar diyelim. Daha sonra buraya bir string array tanımlıyorum ve kategoriler diyorum. Uygulama dolu dursun. Hani neyin nerede olduğunu anlamak adına birkaç tane not kategorisi yazalım.
Daha sonra iş olsun mesela. Şöyle kopyalayalım şunları. Okul. Bir de aile diyelim. Çok da önemli değil. Yine bu şekilde bir tane daha string array'i tanımlayalım. Buna da ne diyelim? Notlar diyelim. Hangi kategoride olduğu önemli değil. Şu an için sadece ekranımda yer tutsun diye. Markete git. Faturaları öde. Markete git, okula git. İşe git. Faturaları öde olsun. Evet. Bu şekilde statik verilerimizi hazırlamış olduk. Şimdi mesela bu kategorileri uygulamaya da bir bakarsak, hani ne yapacağımıza dair. Gördüğünüz gibi ilk ekranda bir spinner'ımız var. Bunun içinde bir de imaj koymuş ama şu an için basitten gidelim. Hani çok da kasmayalım. İlerleyen zamanlarda zaten veri tabanı işlemleri bittikten sonra uygulamamızın arayüzünü geliştiririz. Ama basit bir şekilde burada bir spinner var. İçinde veriler geliyor. Burada bir list view var. İçinde de notlar var. Bunları oluşturalım. Ne demiştik? Content main'de yapacağız. Şurada design tabını açıyorum. Buraya spinner yazıyorum. Bu spinner'ı aldım. Şöyle ekranıma yerleştirdim. Şimdi coordinator layout'ta gördüğünüz gibi burada şeyler çıktı. Genişlik olarak match parent verelim. Yükseklik olarak da wrap content olsun. Ve daha sonra bunu şöyle constraint dedikleri yani kısıtları oluşturalım. Sağa sola ve yukarıya kısıtlı olsun. Gördüğünüz gibi burada yukarıya yani bu kısıtların ne kadarlık marjinlere sahip olduğu gözüküyor. Mesela bu 16 değil de 32 olsun. Şuraya bakarsanız daha iyi anlaşılıyor. 32 olsun. Yukarıdan 16'lık bir marjin olsun. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi bunun içine verileri koymak için entries diye bir etiketimiz var. Buraya gidiyorum. Add array dedikten sonra bunun verileri neydi? Yani style dosyasına git. Pardon. String dosyasına git. Bu array deyince buraya gelecek. Adını da kategoriler olarak verdim. Bunu yaptığımda gördüğünüz gibi kategorileri getirdim. Yine aynı şekilde bunun altına ne yapalım? Bir tane list view ekleyelim. Şöyle. List view'umuz nereye gitti? Şunu seçtim buradan. Genişlik olarak match parent, yükseklik olarak da wrap content içeriği saracak şekilde oluşsun. Bu genel. Bu da list view. Şöyle şuraya alalım bunu. Bunu tekrardan buraya koyalım. Hatta bunu ekranda görmek adına şöyle yapalım. Buna da entries'leri verelim. Ne olacak bunun adı da? Array notlar. Evet. Şimdi şunu şöyle aldım. Şuradan şuraya bağladım. Sola, sağ ve sola da yine aynı şekilde kısıtlarını oluşturdum. Bu da yine 32 olsun. Uygulamamın sağına ve soluna yapışmasın. Kategoriyle de arasında 16'lık bir boşluk olsun. Tekrar bir çalıştırıp kontrol edelim. Evet. Gördüğünüz gibi spinner'ım geldi. List view'um geldi. Uygulamada list view'da da imajlar kullanılmıştı. Onu da ne yapmamız lazım? Bir array adaptörle düzenleyebiliriz. Hatta onu da yapalım. Gelelim buraya. Main activity'ye geldim. Floating action button falan burada tanımlanmış. Şuraya geliyorum. Daha sonra belki kullanabiliriz. Şöyle spinner'ımızı bir tanımlayalım. Biz spinner'a bir isim vermiş miydik? Bakalım bir. Spinner ID'siz. Spinner'mış. Bunun ID'si yok. Buraya gelip bir ID tanımlayalım. List view notlar diyelim. Spinner'ımıza böyle bir isim taktık. List view'umuzu da buraya getirelim. Notlar diyelim buna.
Şurada gerekli find view by id'leri yapalım. Spinner eşittir find view by id r nokta id nokta spinner. Aynı şekilde list view'umuzu da yapalım. Notlar demişiz buna. R nokta id nokta list view notlar. Şimdi ben bu list view'umda bir imaj göstermek istiyorsam, hatta ve hatta daha sonraları biz bunu geliştirebiliriz. O notla ilgili tarihtir, saattir, bu gibi şeyleri de koyabiliriz. Ama şu an için bir ikon göstermek istiyorum yanında. Hani deminki uygulamada olduğu gibi. Bunun için list view'dan da bildiğiniz gibi ne yapmamız lazım? Bir array adaptör oluşturmamız lazım. Bu array adapterımızda string veriler olacak. Adaptör diyorum. Eşittir new array adapter deyip daha sonra burada context olarak sınıfımı yazıyorum. Main activity nokta dist diyerek. Ondan sonra her bir satır için kullanılacak bir layout dosyası istiyor benden. Şu an için böyle bir şey yok. Buraya gelelim. Yeni bir layout dosyası oluşturalım. Bunun adına ne diyelim? Notlar tek satır diyelim. Relatif mi olsun, lineer mi olsun? Lineer layout olsun. Basit bir şekilde oluşturacağız bunu. Şöyle Ctrl Alt L tuşlarıyla şunu düzenledim ve lineer layout'umun içine geldim. Burada göstermek istediğim iki tane öğe var aslında. Bir tanesi bir image view ki benim notla ilgili ikonlarımı tutacağı. Ne diyelim bunlara? Mesela 36 dpi diyelim. 36 dpi. Daha sonra buna bir SRC atayalım. Android Drawable. Şöyle herhangi bir şey yapalım. Dediğimiz gibi sadece yer tutması adına şöyle btn minus var. Drawable. İkon. İkonlardan bir şey seçersek daha güzel olur. Şunu seçelim mesela. Şöyle bir dizayn tabına bakarsak şurada belirdi. Bu lineer layout'u bunu horizontal yapalım. Çünkü biz vertical değil. Horizontal. Olacak. Bunun altında da bir tane neyimiz olsun? Bir text view'umuz olsun. Yalnız ben lineer layout'u kullanmak istemiyorum açıkçası. Vazgeçtim. Şuraya gelip bir relative layout oluşturalım. Relative layout'umun genişliği ve yüksekliğini verelim. Layout height dedik. Wrap content olsun. Width dedim. Match parent olsun. Şöyle design tabından daha mı güzel yaparız? Evet. ID olarak herhangi bir şey vermeye gerek yok. Şimdi gelelim buraya bir image view bulalım. Image view. Şöyle koyalım buraya. Kütüphaneden herhangi bir resmi ekleyebiliriz. Drawable klasörünü gördüğünüz gibi içeriği burada. Şimdi biz buradan mesela ne koyalım? Şunu koyalım. Okey dedik. Bu buraya yerleşti. Daha sonra bunun yanına da bir ne koyacağız? Text view. Şöyle. Evet. Bunun adına text view node diyelim. Genişlik olarak match parent olsun. Yükseklik olarak wrap content olsun. Text'ini zaten biz dosyadan çekeceğiz. Biraz da fontunu arttırabiliriz. 14 değil, şöyle 18 yapalım. Font family falan çok da önemli değil.
Evet, şu an için tek satırım bu şekilde gözükecek. Şimdi gelip bunu burada kullanalım. İkinci parametre olarak kullanacağımız layout'u veriyorduk. Layout nokta notlar tek satır. Daha sonra bu tek satırın içinde bir edit text veya sizin data kaynağınızdan doldurmak istediğiniz yapı neyse onun adını veriyorsunuz. R nokta id nokta text view not demiştik. Yani şuradaki kısım ben ne yapmak istiyorum? Her bir satır için dosyadan bir veri koymak istiyorum. Onu belirttim. Ve daha sonra da koyacağımız veriler. Koyacağımız veriler resource'un altında, bu yüzden ve string bir array olduğu için böyle yapıyoruz. String notlar dedikten sonra get resources deyip resource'lara erişmek istediğimi söylüyorum. Daha sonra noktaya basıp get string array diyorum. Ben bir çünkü string array istiyorum senden. R nokta array nokta gördüğünüz gibi kategori ve notlara ulaştım. Notları buradan alayım. Diyorum ki notlardaki elemanları satır satır buradakinin içine yaz. Bu o anlama geliyor. Bunu yaptıktan sonra tabii neyi unutmuyoruz? Notlar listeme set notlar list view'uma notlar nokta set adaptör diyeceğim ama gelmedi. Çünkü buradaki string ile benim notlar listesi diyelim şuna. Şöyle yapıyoruz, buraya da Shift F6'ya basıp bunu yeniden adlandırabiliriz ve kullanılan her yerde değişikliği göreceğiz. Notlar listesi. Evet. Notlar listesi nokta set adaptör dedikten sonra burada oluşturduğum adaptörü buraya geçiyorum. Şimdi tekrar bir kontrol edelim. Uygulamam açıldı. Şu an için gayet güzel bence. Evet, bunu yaptık. Şimdi diyorum ki mesela şuraya tıklayınca menüye bir tane kategoriler diye bir şey ekleyelim ve kategori ekleme silme, yani kategori düzenleme sayfasına gitsin. Bunun için öncelikle menü klasöründe menü main'e geldim. Burada gördüğünüz gibi itemlar mevcut. Buraya yeni bir item ekleyeceğim. Şunu şöyle kopyaladım. Bunun üstüne bunu yapıştıralım. ID'si ne olsun? Kategori olsun. Menü ya da action yapalım. Kategori dedim. Şunun %50-200 olsun. Alt alta gelsinler. Title'ı kategoriler diye belirtiyorum ve daha sonra burada alt enter'a basıp bu değeri string klasörüme ekleyeceğim. Aynen bu şekilde. Şuraya bakarsanız nereye geldi? Buraya eklendi. Sabitleştirdik yani. Bunu da burada yaptıktan sonra artık menüde kategoriler gelecek. Main Activity'ye gidelim. Gördüğünüz gibi burada bir menü ikonu tıklanıldığında neler olacağıyla dair kodlar yazılı. Eğer diyorum burası Action kategori ise biz ne yapacağız arkadaşlar burada? Yeni bir intent'le kategori aktiviteye yollayacağız. Intent eşittir new intent diyoruz. Context olarak this dedim. Class olarak da ne diyelim? Kategori activity nokta class demem lazım. Daha sonra da start activity deyip bu intent'le yeni aktivitemi başlatacağım. Tabii böyle bir aktivite şu an için yok. Alt enter'a bassak burada gelmiyor. Buraya geliyoruz. Java'nın altına. New dedikten sonra yeni bir aktivite, empty activity'yi seçiyorum. Bunun adına ne dedik? Kategori activity dedik. Buralarda herhangi bir şeyi değiştirmiyoruz. Bununla ilgili bir layout oluşturmasını söylüyorum ve finish'e basıyorum. Bunu yaptığımda hem bununla ilgili resource, yani layout'ta oluşturulmuş oluyor. Hem de manifest dosyama yeni aktivite gördüğünüz gibi eklenmiş oluyor. Bu da yine aynı şekilde dosyayı ikiye böldü. Content ve yok, bölmemiş. Tamam, sıkıntı yok. Buraya geldik. Activity kategorideyiz. Bir constraint layout'ta bunu başlatmış.
Şu ana kadar bakalım main activity'deki hatamız gitti mi? Gitti. Testimizi yapalım. Uygulamam açıldı. Menüden kategorileri tıkladım ve yeni kategori sayfam geldi. Evet. Bu ders burada bitsin. Bir sonraki derste yine bu kadar bir vakit harcayarak layout'umuzu kapatasak tamamlar. Veri tabanı konusuna geçebiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.